Çınar! Çınar! Çınar, beni duyuyor musun Çınar? Çınar! Çınar, beni duyuyor musun Çınar? Çınar, ne olur bir şey söyle Çınar! Çınar! Çınar, beni duyuyor musun Çınar? Çınar! Çınar, hadi. Çınar. Ay Çınar. 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 Hah, nerede kaldın Toprakçığım? Çok merak ettik. Keşke biz de seninle gelseydik. Ne oldu, canını sıkmadı ya o cadı? Hayır. Çünkü bu sefer onun canını ben sıktım. Sahi mi? Ne dedin? İçimden geçenleri söyledim. Yani belki bir şeyi değiştirmez ama bu yaptığı kötülüklerin eninde sonunda dönüp dolaşıp onun da canını sıkacağını bilsin istedim işte. İyi demişsin de kızım. Beyhude çabalamışsın. O kadında ne vicdan var ne de yürek var. Ah benim güzelim, pırlanta kalplim. Herkes senin gibi iyi yürekli olabilir mi hiç? Onu kendin gibi bilme. Kızım, hadi kalksan biraz dinlen. Bak çok yoruldun. Vallahi bir şey olacak diye ödüm kopuyor kızım. Dur anne, Çınar'dan bir haber yok, merak ettim. Dur bir bakayım. Ne oluyor evladım? Kapalı. Sizi de Elahsan'ın yanından apar topar uzaklaştırdım ama nabız geri gelmişti. Masajı devam etmeyin diye çektim aldım. Kusura bakmayın. Peki nasıl şimdi durumu? Ya solunumla nabız da zayıf. Ama hastayı kurtarmışsınız. İyi olacak mı peki? Kafa travması geçiriyor olabilir. Hastanede durum belli olacak. Kızım, Çınar çok bunaldı biliyorsun. Belki efkarını da atmak istemiştir. Bence birazdan gelir, merak etme. Belki de ama
O ne kadar canı sıkılırsa sıkılsın hiç telefonunu kapatmazdı. E şarjı bitmiştir herhalde. Necip Bey haklı kızım. Bence de boşuna endişeleniyorsun. Gelir birazdan. Hı. Efendim. Toprak Ilgaz'la mı görüşüyorum? Evet benim. Hanımefendi iyi akşamlar. Eşiniz Çınar Ilgaz bir trafik kazası geçiyor. Ne? Kaza mı? Ne kazası Toprak? Ne oldu kızım? Çınar iyi mi? Hemen hastaneye gitseniz iyi olur. Nereden biliyorsun? Baksana doktoru ortada yok. Çok korkuyorum ona bir şey olacak diye. Ne olur bir şey olmasın Çınar'a. Çok korkuyorum. Ha, doktor bey bir şey söyleyin. Nasıl olduk hocam? Bir iki eziği var. Alnındaki yarıya da ufak bir dikiş atıldı. Bunun dışında da fiziksel bir yarası yok. Ancak olay anında şoka bağlı olarak kısa süreli kalbi durmuş. Ne? Kalbi mi durmuş? Merak etmeyin. Şu an kalp ritmi sağlıklı ve düzenli. Beni daha çok endişelendiren kafa travması ihtimali oldu. Ama MR sonuçları da temiz çıktı. Sadece bu gece müşahede altında tutacağız. Çok kısa sürede ayağa kalkacağına inanıyorum. Gerçekten. Şükürler olsun. Bakın korkulacak bir şey yokmuş. Çok şükür. Yani iyi şimdi ha, eminsiniz. Evet hanımefendi. Size şöyle ifade edeyim. Böyle bir kazayı bu kadar hafif atlatabilen birine daha rastlamadım. Tıpta bu terimi pek kullanmayız. Ama bu gerçekten bir mucize. Çınar Bey gerçekten çok şanslı. Allah'ım sana şükürler olsun. Peki ben kocamı görebilir miyim? Şu an müsaade edemem. Bir kontrolleri yapılsın, konuşuruz. İzninizle. Sağ olun doktor bey. Bak. Ben sana demedim mi Çınar güçlüdür, atlatır diye. Bir kendi gözlerimle göreyim, elini tutayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çınar nasıl? İyi olacak. Azra polis biraz bahsetti ama... Senin ne işin vardı Çınar'ın yanında? Toprak. Azra Doğan. Benim. Ansumanız bitmiş gördüğüm kadarıyla. İfadenizi almamız lazım. Memur bey yarın karakola gelsem biraz bitkinim çünkü. Kazada sizin de etkili olduğunuz dair bulgular var. Kazaya sebebiyet verdiğiniz şüphesiyle derhal ifade vereceksiniz. Ne? Çınar senin yüzünden mi kaza geçirdi? Çınar'dan. Toprak inan bana ben Çınar'a bir şey yapmak istemedim. Sus yalancı. İkbal Hanım durun yapmayın lütfen durun. Tamam hanımefendi biz sorgusunu yapacağız. Bir sakin olun lütfen. Memur bey haklı gelin şöyle. Neden yaptın bunu Azra? Ne istedin Çınar'dan? Yaptıklarınız yetmedi mi? Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Sen onu benim külahıma anlat. Ayrı kutu gibi bittiler hayatımızda. Allah'ın cezaları. Bırak kızım Allah'tan bulsun belasını. Zaten polis içeri atacak onu. Hadi kızım. Toprak Hanım, Çınar Bey'in yanına girebilirsiniz. Kendine geldi mi? Henüz değil ama merak etmeyin durumu gayet iyi. Ben bir yanına gireyim, sonra da siz bakarsınız. Hadi. Çınar. Canım sevgilim benim, her şeyim.
kadar hep sen benim elimden tuttun. Beni ayağa kaldırdın. Şimdi ben senin yanındayım. Seni bu yataktan kaldıracağım, söz veriyorum. Buraya gelirken başımızdan geçenleri düşündüm. Çektiğimiz çileler gözümün önünden geçti. Ama hiçbiri seni kaybetme korkusundan daha acı değildi Çınar. Ama doktor iyi olduğunu söyleyince dünyam aydınlandı. İçim umutla doldu. Çünkü biliyorum ki sen ve ben birlikte olduğumuz sürece her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Ateşten geçeriz. Her türlü imtihanı veririz. Ben düşerim, sen kaldırırsın. Sen düşersin, ben seni tekrar ayağa kaldırırım. Çünkü bizim sevdamız her şeyi yener. Biz birlikte olduğumuz sürece bize hiçbir şey olmaz. Sabaha kadar kendi gelecek diyorlar. Hadi sen de git eve biraz dinlen ha. Kanut da görmüş olursun. Yok anne. Hem Mürvet abla ile konuştum, Kanut hiç uyanmamış. O güzel güzel uyusun. Ben Çınar uyandığında yanında olmak istiyorum. Peki sen bilirsin kızım. Reyhan'la kahve alacağız. Bir şey ister misiniz? Sağ olun efendim. Ne olmuş Azra'ya? Gerçekten kazaya o mu sebebiyet vermiş? Abi tam olarak öğrenemedim ama karakola götürmüşler. Sence gerçekten Azra böyle bir şey yapmış mıdır? Yani bu kadar kötü olabilir mi? Kızım öyle şeyler gördük ki insanlar neye muktedir hakikaten bilmiyorum. Canpare, anasının bir tanesi. Ben seni emek emek büyüttüm bebeğim. Küçükken hep düşerdin, dizlerin yara içinde gelirdin eve. O zaman içim nasıl cız ederdi. Şimdi de böyle yatıyorsun ya, ömrümden ömür gidiyor. Dua ettim Rabbime. Oğlum bir an önce iyileşsin dedim. Benim ömrümü ona yaz dedim. Bir daha böyle kötü günler görmeyelim dedim. Hadi. Hadi aç gözlerini bir tane. Hadi. Anneciğim bir kere bak. Canımın yogası. Bir defa bak. Hadi benim. Kuzum. Çınar. Toprak. Ben kaza yaptım. Yorma kendini, şimdi iyisin. Gel birazcık su iç. Seni de üzdüm değil mi? Saçma sapan şeyler yapıyorum. Çınar boş ver bunları. Önemli olan şimdi sağ salim karşımda olma. O tanıdığın, bildiğin, güvendiğin adam değilim artık ben. Ne haldeyim bilmiyorum. Kendimi tanıyamıyorum Toprak. Böyle söyleme.
Sana layık değilim ben. Şu kapıdan çıkıp gitsen... gitme demeye hakkım yok. Bu nereden çıktı şimdi? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Hem sen benim aşık olduğum adamla ilgili böyle şeyler söyleyemezsin. Ben onu çok seviyorum çünkü. O benim hayat ışığım. Sen benim bu hayatta gördüğüm en başarılı adamsın. Sadece çok yoruldum. Ama sana söz veriyorum, hepsi geçecek. Ben yanındayım. Birlikte bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Söz. Çok güzel Çınar Bey. Düşündüğümden de hızlı taburcu edeceğim sizi galiba. Hah, yemek de geldi. Yemeğinizi yiyin, sonra yine uğrarım. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İstemiyorum. Bir şey yemeyeceğim. Oğlum, ben sana aşağıdan güzel bir çay alıp geleyim mi? Canım hiçbir şey istemiyor. Ama Çınar niye böyle yapıyorsun? Sabah kahvaltı da etmedin. Evladım, dünya zayıf düşer, ye bir şeyler. İstemiyorum baba. Olmaz ki evladım. Bir an evvel kuvvetini topla ki eve... Eve gideyim değil mi? İşimin, çocuklarımın olmadığı hayatıma geri döneyim. Çocuklarımın odasına gireyim. Boş yataklarına bakayım. Oğlum, evlatlarına elbette kavuşacaksın. Hayır, sen niye böyle ümitsizliğe kapılıyorsun ha? Niye bedbahtsın yavrucuğum? Yapma güzelim, Allah'ın gücüne gider vallahi. Bak sen bize dün gece bir mucize yaşattın. Hadi bakalım, şimdi de ayağa kalk. Ayağa kalk da yeni bir mucize yaşayalım, hadi. Hadi Çınar, ne olur birazcık ye. Bir şey yemek istemiyorum. Çocuklarımın karnı aç mı, tok mu? Haldeler bilmezken benim boğazımdan lokma geçmez. Çınar bak, taburcu oluyorsun. Doktor da durumun iyi buldu. O yüzden ben de sana sormadan bir program yaptım. Ne programı? Aslında ben bunu daha önceden ayarladım. Bugün de eve gidip bir şeyler hazırladım. Kaan, sen ben pikniğe gidiyoruz. Pikniğe mi? Hayatım, ben çok yorgunum. Çınar yapma. Hem doktor dışarı çıkabilirsin dedi. Ayrıca temiz havada çok iyi gelir. Mızıkçılık yapma lütfen. Hayatım, gerçekten eve gidip uyumak istiyorum. İnsan içine çıkacak halim yok. Çınar Bey. Buyurun. Kazanızla ilgili soruşturma tamamlandı. Azra Doğan'ın kazanızla bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Allah Allah. Öyle bir ihtimal mi vardı? Evet. Azra arabasıyla seni takip ediyormuş. Hatta kazadan sonra hemen senin yanına gelmiş. Polis bu konuyla ilgili araştırma yapıyordu. Evet. Ama Azra Doğan'ın size yardım etmeye çalıştığı kesinlik kazandı. Sizi arabayı infilak etmeden önce o çıkarmış. İlk yardım da uygulamış. Bu arada alkollü araba kullandığınız için ehliyetiniz el konuldu. Umarım bir daha böyle bir hata yapmazsınız. Merak etmeyin. Bir daha tekrarlamayacağım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Çınar Bey. Ben psikolog Serra Özgenç. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ama ben taburcu oluyordum. Bir sorun mu var? Sağlığınız çok iyi durumda. Ama ruhsal olarak da iyi olduğunuzdan emin olmamız lazım. Son zamanlarda öyle şeyler yaptım ki... yaptıklarıma ben bile inanamıyorum. Önce çocuklarımı kaçırdım. Ardından bu kaza. Ya, tam ayağa kalkmaya çalışırken... sanki bir şey beni geri çekiyor. Hemen toparlanmak zorunda değilsiniz. Ama umudunuzu kaybetmemelisiniz.
Siz belli ki çok güçlü bir karaktersiniz. Bir kaybeden değilsiniz. Paniklemeniz doğal. Ama bu sadece geçici bir şey. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani söylediklerinize dikkate alacağım. Katılıyorum da. Ama çocuklarım için üzülmemem, onları düşünmemem mümkün değil. Ya bu süreci bekleyerek geçiremem. Ya mesela eşim toprak pikniğe gidelim diyor. Ya ne yapayım şimdi? Her şeyi unutup pikniğe gidip keyfini mi çıkarayım? Farklı duygulara iç içe yaşayabilirsiniz. İnsan yastayken gülebilir. Gülerken üzgün olabilir. Olayları akışına bırakın. Her şeyi bu kadar kontrol etmeye çalışmayın Çınar Bey. Ben özel hayatımda da iş hayatımda da hep kontrollü olmaya çalıştım. Eğer aksini yapsaydım şimdi çok başka yerlerde olurdum. Ama akışı kontrol etmeye çalıştıkça olayların sizi nereye getirdiğine bir bakın. Siz gemiyi yüzdürdünüz ama her zaman kaptan olamazsınız. Ailenizin, karınızın da size destek vermesine, yardım etmesine müsaade edin Çınar Bey. Ne oldu kızım? Kimi aradı? Azra'yı ama telefonu kapalı. Ne demeyi arıyorsun o kadını şimdi sen? Anne dün gece kızın üstüne boşu boşuna gitmiş. Meğerse doğru söylüyormuş. O kurtarmış Çınar'ı. Ne oldu aşkım? Evet ben karar verdim. Pikniğe gidelim. Gerçekten mi? Gerçi ben sana çok ısrar ettim. Yani sadece beni mutlu etmek için gideceksek boş ver. Hayatım seni memnun etmek bile bir gitme sebebi. Ama Çınar. Hem seninle birlikte olmak bana mutluluk veriyor. Ben hazırım. Bakayım çantaya. Karım gene bana neler hazırlamış neler. Çınar, dönünce biraz iş konuşalım mı? Birkaç şirketle randevu aldım. Sen kendini iyi hissedince görüşürüz. Ben artık iş falan konuşmak istemiyorum. Sen ne istersen yap. Ama seninle görüşmek için hazırlar. Ben artık çalışmayı düşünmüyorum. Hadi ben Kaan'ı alayım da çıkalım. Tamam. Bence hata yapıyor. Peki hocam, annemi veriyorum. Anne bir gelir misin? Ah Çınar'a. Hiç böyle yapmazdı. Hayır, böyle çalışmadan etmeden olmaz ki. İkbal anneciğim, Çınar düzelecek. Şimdi üstüne varmayalım. Ah be güzel kızım. İyi ki sen varsın. Sen ona destek ol da yeniden hayata dönsün Çınarımız. Aman aman. Bunun da hemen eve yolacak hali yok ya. Üzülmeyin. Karalar bağlamayın öyle. Sen iyi everki oluyorsun ama. Ben emekliyim bir kere. Ah durun şimdi bunları konuşmayalım. Hem daha dün gece kaza geçirdi. Yani burnun bile kanamadan kurtulması da bir mucize. Düzelecek. Güçlüdür benim kocam. Görürsünüz. Hadi bakalım hazırız biz. Görüşürüz. Hadi güle güle yavrum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.